Ne diyorsun? Zorlasak senden güzel bir şey çıkıyor demek ki. He? Biraz şöyle giyin ya. Yani şu şeyler olmasa, şu işlemeler falan bir şeyler. Ya bunlar olmasa takım elbise gibi olur, damatlık olmaz. Arkadaş doğru söylüyor. Değil mi birader? Aynen öyle. Yalnız karışmak gibi olacak ama... mendil eksik. Mendil. Mendil eksik. Getir oğlum. Ya bilmiyorum, var mı gerek şimdi mendile falan? Herkes fark ediyor eksikliğini. Herkes. Ya istiyor. Heh. Aç bakalım. Aa, beyaz. He, masumiyet. Öyle mi? Böyle mi yapılıyordu bu? Çok güzel. Ya, şimdi oldu. Oldu mu? Öyle. Doğru. Şimdi oldu. Sağ ol birader, valla atlamışız. Estağfurullah. Düğün telaşı. Gerçi bize nasip olmadı ama biliriz. Kardeşim, tebrik ediyorum. Eyvallah, eyvallah. Allah kuracağın aileyle sana uzun bir ömür nasip etsin. Çok biliyorsun sen. Neyse, tamam değil mi artık? Tamam tamam da ama mahalleye gitmeden önce şunda böyle bir iki tur atalım. Bayağı afilli olmuş çünkü. Aynen, çok iyi fikir. Siz bir tur atın. Sen de bana arabanın anahtarlarını ver. Niye? İşim var, onu halletmem lazım. Ne işin var? Ya kardeşim, önemli diyoruz ya. Allah Allah. Anla bir kere de. Hadi ben kaçtım. Son dakika üzecek bu kızı bu. Yok be oğlum ya. Nereye gidecek? Üstünde damatlık var. Geri gelir. Var bunun bir derdi. Ya takılma sen. Gelir. Ya hadi yürü, gidiyorsun. Ben de mi geleceğim? Oğlum sen benim halamın oğlu değil misin? Geleceksin tabii düğüne. İyi üstün başın. Şimdi orada kimseyi tanımıyoruz falan. Tanışırsın Çetin'cim, tanışırsın. İnsan tanımak çok kolay. Merhaba, ben Çetin. Ne haber, ne yapıyorsun? İyi, sen nasılsın falan. Hadi gel. Kılıç ben. İkiye ayrıldılar Kılıç Bey. Ben Kartal'ı takipteyim hala. Gelin arabası da onda zaten. İyi, mekanı öğrenince haber et bana. Hayrola Şahin, canın sıkkın gibi sıkılmasın canın. O ölmeseydi sen ölecektin. Ne yapmamız gerekiyorsa onu yaptık. Hallettiniz mi? Hallettim. Mekanı az önce temizletebildim sadece.
Karısı ne oldu peki? Çocuğuna bir şey olmasını istemiyorsa konuşmamasını söyledim. Seni dinler mi? Yani. Gözünün önünde şesi vuruldu. Bu korku ona bir ömür yeter. Evlat sahibi neticede. Dün geceki yapılacak teslimatı ertelemek zorunda kaldık. Malum. Alıcıyı huzursuz etmeden önce şu işi halledelim. Sonra? Selamünaleyküm Zübeyir. Aleyküm selam. Her şey hazır değil mi? Testik çıkmasın yine. Çıkmaz çıkmaz. Dün ufak bir mesele oldu ama ben senin için erkenden gelip hallettim. 3-5 saatin aramızda lafı olmaz. Allah emanında. Ama bizim de bekleyenlerimiz var neticede. Mallar içeride hazır. Girip alsınlar bekleyenlerinize. Sonra. Zübeyir, mevzu benim mevzum. Ben bunun hesabını soracağım. Sen malını al, git. Bu mevzu en çok beni bağlar. Bana da sıktılar. Sen beni koruyamıyorsan, mal versen ne olur, ümersen ne olur? O ne demek Zübeyir? Nasıl istersen öyle anla. Ben iş yapacaksam önce güvenliğimi isterim. Sen mi iş yapacaksam senin beni koruyabilmeni isterim. Yoksa... Ticaret de yok, anlaşma da yok. Yürü! Saldıranlar? Yok yok. Abinler değil bunlar. Kim? Dersini almayan bir arkadaş. Hadi yürü. İşi öğren biraz. Adamı duydun. Güvenlik açığımız varmış. Gidip kapatalım. Selamünaleyküm. Geçmiş olsun. Başınız sağ olsun. Sahibin nerede? Bilmiyorum. Sahibin dişsiz Celal nerede? Yeminle bilmiyorum. Burası onun mekanı değil mi? Onun mekanı ama kendi dönmedi. Bize parayı verdi, ne yapacağımızı söyledi o kadar. Öğrenemedik yerini. Madem saklanmak istiyor, kaçamayacağını da öğrenecek. Kağıt.
Şu var ama olur mu? Olur olur. Şahin, burası sende. Temizleyip mekana geçersin. Ha, dışarıdan anlaşılmasın. O şerefsiz Celal'e sürpriz olsun, tamam mı? Sonra? Sonra derken? İşte yani burayı temizledikten sonra yanınıza gelmeyeyim mi? Nereye gidiyorsunuz bilmiyorum. Bilmene gerek yok. Bir itirazın var mı? Yok. Olsa canını kurtarmazdım zaten. Şahin, sen benim hayatımı kurtarmadın. Kurtarıyormuş gibi yaptın. Sen gelmeseydin çocuklar geliyordu zaten. Sen önünü atladın. Sırf ben, Şahin benim için canını ortaya koydu diyeyim diye. Ama ikimiz de biliyoruz Şahin. Orada bana bir olmayacaktı. Ben hala sana güvenmiyorum Şahin. O yüzden senin de bazı şeyleri bilmene gerek yok. Ama sen heyecanlı bir delikanlısın. Bir istisna yapayım sana. Abine gidiyorum. Kartal'a. Onunla küçük bir işim var. İtirazın var mı? Yok. Kolay gelsin. Alo, ne yaptınız? Arayan soran olmadı değil mi? İyi, tamam. Tamam, ben gelmeden kimseyle konuşma, tamam mı? Yollayayım, ben geliyorum. Selamünaleyküm babam. Aleykümselam. Müsaade var mı? Canın sıkkın. İnsanlar çok hadsiz baba. Çok hadsiz. Kim? Bu bizim iş yaptığımız adama musallat olan herif var ya, Celal. Duydum. Dişlerini sökmüşsün. Ama akıllanmamış. Teslimatı bastı hadsiz. Arıyoruz tarıyoruz ortalıkta yok. Bir deliğe girmiş. Senin peşinde olduğunu duyduysa kaçmıştır. Ama biz yine de alıcıya durumu çok belli etmeyelim. Sen o konuyu hiç merak etme baba. Bizim başımıza sıkıntı çıkarırsa bu çıkarır. Onu da ben halledeceğim. Lakin ben seni başka bir meseleden dolayı rahatsız ettim. Hayrola? Senin kuş burada. Kardeşi evleniyormuş şu komiserle. Bir de aile oluyorlar demek. Müsaade edersen ben o aileyi bir ziyaret edeyim diyorum. Böyle bir şey için benden müsaade istemene gerek yok ki. Biliyorum, gerek yok.
Lakin başka bir mesele daha var. Oğlun da orada. Demek öğrendiler. Anasını evden kovdular. Çocuğu da yanlarına aldılar. İşte ben de o yüzden müsaade istemeye geldim babam. Senin için mesele olacaksa bileyim. Sen benim için ne kadar önemli bir meseleysen... Çetin de önemli bir mesele. Ona bir zarar gelmesin. Ama gerisi çok da beni ilgilendirmez. O halde ben bu işi kendi yöntemlerimle halledeceğim. Senin yöntemlerin her zaman benim hoşuma gitmiştir zaten Kılıç. Biraz önceki yaralı nerede? Ameliyat aldım aşağıdan. Şey su var oğlum, ne diyorsun sen? Vallahi ağacım, ben gözümü açtım. Hemen Peri'yi ara dedim. Aga, Peri'yi almıştı. Kafasına silah dayanmış, çocuk ortada yok. Elim kolum bağlı da hiçbir şey yapamadım ağacım. Sonra geldi sıktı zaten. Demek ondan dedi o Yalova diye. Ondan. Şahin korkutmuş abi çok. Kız çok korkutmuş. Konuşursan şey söylür diye. Ne yapsın o da, sen anlarsın diye öyle demiş. Ya oğlum nereden anlayacağım ben? Kızım
Peri'nin babası 20 yıl önce öldü ya. Ah ben bir bilsem, bir bilsem. Tamam söyle Peri'ye de konum atsın. Gelip alayım seni. Kartal, nedir durum? Ameliyat abi. Sen? Sorma abi. Kartal. Abi sorma. Ya şesuvarı vurmuş. Yaşıyor mu? Yaşıyor. Buraya aldıralım abi. Tamam oğlum, tamam. Kılıçmen. Kız ölmedi Kılıç Bey. Hastaneye yetiştirdiler. Durumu nasıl bilmiyorum. Kartal da şimdi çıktı. İyi, güzel. Peşine birini takmamı ister misiniz? Harcayacağım benzine değmez. Sen orada kal. Çetin'le ilgili bir gelişme olursa beni haberdar et, tamam mı? Geç buyur. Sen benim sabrım mı sınırsan? Olur mu öyle şey canım? Estağfurullah. Ben zaten sabırsız bir adamım. Başkasının da sabırsızlığına saygım var. O zaman niye oynatıp durursan beni? Tedarikçinin dişlerini sıkırsan? He, mal vermirse. Senin meseleni bu sabah hallediyorduk Zübeyir. Öyle değil mi? Ama senin o tedarikçi dediğin şerefsiz teslimatı bastı. Ben dahil sana bile sıktı. Hı? Neticeye bak Kılıç. Zemen kalmadı. Hele bir soluklan, sakinleş, bir rahatla. Bak üstüne düştü istemeden. 40 yıldır iş yapıyoruz. Böyle şeyler olur. Soluklanacak zaman yok. Size yarın akşama kadar millet. Baybars Bey'e de söyle, onun da gücünün bir sınırı var. Bu zamana kadar itimat ettik size. Ama Korkmaz öldüğünden beri yokuş aşağı gidirsiniz. Bunu ben değil, herkes farkında. Arkanızdan konuşuyorlar. Demedi deme. Celal bile kafa tutuyor size. Neye güvenir bilir misin? 3 kuruşluk serseri Baybars'ın yakasına yapıştı, bırakmıyor değiller. Kartal mıymış, neymiş adı? Haberimiz var. Ama sizin şahsi meselelerinizle kaybedecek zamanımız yok. Görüşürüz.